Evet arkadaşlar, İzmit'e geldik. Çoban Ticaret'teyiz. Bugün bu Kocaoğlan'ın yağını değiştireceğiz. Benim için de bir ilk olacak. Çünkü böyle ağır ticari bir çekicinin yağı nasıl değişir, kaç litre alır falan çok bir bilgim yok açıkçası. Bugün ustalarla beraber sohbet edeceğiz. Tabii ki bugünkü yağımız Opet Full Pro HT LSPS 1040. Tam sentetik DPF yani dizel partikül filtreli araçlarda, yani bunun gibi araçlarda kullanılabiliyor. Tabii en önemlisi Mercedes-Benz onayımız var, 228.51. Bu demek oluyor ki bu araçlarda gönül rahatlıkla bu yağları kullanabilirsiniz. Daha önceki videomuzda gösterdiğimiz gibi Opet'in full match'ine girip web sitesinden siz de kendi aracınız için hangi yağlar, hangi diferansiyel yağı, hangi antifriz, hangi motor yağı seçip bakabilirsiniz. Fazla bekletmeden biz işlemlere başlayalım. Görüşürüz. Evet Tamer Usta, evet. Nasılsın, iyi misin? Tamam, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz biz de. Ne yapıyoruz bugün? Mercedes'in yağını değiştireceğiz inşallah. Peki nedir abi incelikleri ağır ticarinin yağı değişirken? Yağı değişirken işte karterin tapayı açıyoruz. Nerede bunun tapası? Tapası bu. Orta yani. Yani alt kartelin, evet, altında. Motorun alt kısmında, yere bakan kısmında kartelimiz var. Tamam. Yağın hazinesi dediğimiz. Orta tapasını açıyoruz. Sızılmasını bekliyoruz. Ondan sonra da tekrar kapatıp yağını koyuyoruz. Bu ağır ticarilerde de arabalardaki gibi normal binek gibi bazen vakumla falan çekiliyor. O yok değil mi sizde? Aslında yok. Bizim arabada o yok. Genelde ufak arabalarda daha çok oluyor. Siz de şey yapıyorsunuz. Biz de alttan tapayı açıyoruz kanalda. Kaç litre alıyor bu? 39 litre alıyor. 39 litre yağ. Bizim bunlar 20'lik 2 tane gidecek. Yani aşağı yukarı 20. 2 tane gidecek. 1 litremiz artacak. Peki ağır ticaride periyodik yağ bakımı tabii araçtan araca değişiyor ama doğru, bunun mesela değişiyor. Kaç kilometre? 120.000 kilometrede değişiyor. Eskiden saat vardı ama bu arabada akıllı motor olduğu için uyarı veriyor. Tabii beyinlere bir ekstra bir şey eklendiği için orada ömrünü ölçüyor. Yağ değişimi geldiğinde ekranda yağ değişimi geldi diye ikaz veriyor. Eskiden işte 750 saat, 500 saat araçtan araca değişebiliyordu. Şimdi tabii eskiden yağ periyotları çok daha düşüktü. Tabii, şimdi tam sentetik olunca çok yani daha uzun ömürlü kullanabiliyoruz. Aynen. Eskiden şimdi kaliteler düşüktü. 10.000'de değişen vardı, 15.000'de değişen vardı. Şimdi 120.000'e kadar çıkabiliyor. Eskiden şey, sabit 10 numara. Aynen. Şimdi artık teknoloji 20 geldi. 20.50 vardı eskiden abi. Aa, 20.50 vardı 20 tabii. Vardı, evet. Şimdi teknoloji geldi artık ya. Motor ömürleri uzadı. Teknoloji. Yağ ömürleri uzuyor. Tabii ona göre filtreler değişiyor. İşte aslında 5.30 da kullanılıyor. Tabii bir de 5.30 da kullanılıyor. Hatta yeni çıkan çekicilerde 0.30 bile kullanılacakmış. Ona göre ya, tasarlıyorlar motoru. Tasarlama o artık üretici firmanın tavsiye ettiği yağlar. Aynen öyle. Ona İklim göre, koşuluna göre değişiyor. Şartlara göre, soğuk iklimine göre değişiyor bunlar. O zaman açalım abi tapamızı, bir dökelim. Erdoğan. Kaç. Arkadaşlar Onur'la beraberiz. O da benim gibi makine mühendisi, servis mühendisi diye mi geçiyor? Teknik servisler mühendisi diye. Harika. Geçiyor. Bugün çok güzel bir olaydan bahsedeceğiz. Opet Fuchs'un Fulltech Lab analiz hizmetinden bahsedeceğim. Aslında sen bahset, en iyi sen biliyorsun. Bu bizim deneyimiz, ya bu yağı aldık. Bu bizim için çok önemli. Aracımızdan aldığımız bir motor yağı numunesi var burada. Yaklaşık 200 mililitrelik bir numune. Aslında motor yağı numunesi demek insandaki kan tahlili gibi düşünebiliriz. Aynen öyle. Bu bizim Kocaoğlan'ımızın bir nevi kan tahlili. Kan tahlili. Bize ekipman hakkında ve motor yağı hakkında bilgi verecek. Hala sıcak. Evet. Motorumuzu durdurduk. Yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinde bu numuneyi aldık. Biz bu numune sayesinde birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Onlardan istersen bahsedeyim sana. Tabii. Burada öncelikle şuradan ekrandan görebiliriz. Yağın içerisindeki kirletici miktarları bizim için önemli. Ne bunlar? Mesela su miktarı olabilir. Antifrizden gelen glikol miktarı olabilir. Kapakta bir çatlak var mı? Kapakta bir çatlak olabilir. Contada ya da yanık var mı? Soğutma sisteminden bir sızıntı olabilir. Ya da yakıttan gelen bazı kurum değerleri de yine buna sebebiyet verebilir. Kirleticiler noktasında. Bir de tozlu bir ortamda çalışıyorsa, özellikle yol dışı ekipmanlarda biz bunu görüyoruz. Evet. İşte harfiyat kamyonları ya da iş makineleri, bunlarda silisyum değerinin yüksek olduğunu, yani hava filtresine değiştirilmesi gerektiğini, tozun tespiti oluyor. Bir diğer nokta kimyasal analiz değerleri. Burada daha çok yağın özelinde sonuçlara ulaşıyoruz laboratuvarda. Ve son olarak da aşınma metallerini görüyoruz. Aşınma metal dediğimizde aslında motor bloğunun imal edildiği malzemeleri bize anlatıyor. Evet. Burada birçok aşınma metali var. İşte kalay değeri, kurşun değeri, demir değeri gibi. O da nedir arkadaşlar? O değerlerde artış olursa baktın ki yataklar yavaş yavaş gitmeye başlamış. Evet, evet. Hemen analizde çıkıyor. Diyorlar abi senin makina eli kulağında, ona göre fazla çalıştırma, yorma makineyi. Ya biz bu sonuçlar neticesinde ekipman hakkında yorum yapabiliyoruz ya da yağ aynen hakkında hala kullanılabilir ya da değişmesi gerekiyor noktasında müşteriye bilgi verebiliyoruz. Peki binekte de atıyorum filo müşterisi falan talepte bulunabiliyor mu? Evet evet, yani bu yağ analizi sadece ağır ticari için değil, tüm araçlar için yapılabiliyor. Sadece motor yağı değil, diğer dişli sistemleri, soğutma sistemlerinde de biz yağ analizlerini ve diğer kimyasal analizleri yapabiliyoruz. Harika. Vallahi süper. Böyle bunu kutuyu alıp gidiyor musun? Ya dolaşıp dolaşıp analizleri alıp şirkete. Evet, peki nerede yapılıyor analiz? İzmir Ali Ağa'da fabrikamıza gidiyor. Ha, yani yeni fabrikada. Yeni fabrikamıza gidiyor. Bugün kargoya verdik. Yarın laboratuvara ulaşıyor. Ardından da hemen hızlıca 1-2 gün içerisinde sonuçlara biz ulaşabiliyoruz. Hiç böyle beklemediğiniz ya da çok ilginç bir olay var mı böyle? Atıyorum sıfır araç ama bir bakıyorsun yatak şeyleri geliyor atıyorum. Evet evet, hani bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Özellikle yağ numunesine su test edilebiliyor. Su sisteminde, soğutma sisteminde evet, kaçaklardan kaynaklı ya da yakıtla ilgili bazı bulgulara ulaşabiliyoruz yağ numunesiyle ilgili. Burada genelde kalitesiz yakıttan kaynaklı olarak yağın da özelliklerinin bozulduğunu görüyoruz. Doğru. Yağ numunelerinde. Doğru. Kükürt miktarı artıyor, ona rağmen yağ artıyor, karışıyor. Yanma odasına bir miktar tabii yağ da girdiği için yakıtla temas tabii oluyor. Süper. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, işlemlerimiz de aşağı yukarı bitmek üzere. Filtrelerimiz takıldı mı usta? Takıldı. Usta takmış filtreyi. En zevkli kısım yağ doldurma anına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evet, koca oğlanımızın yağını değiştirdik, filtresini değiştirdik. O zaman ilk marşı basalım. Evet, marşımızı da yaptık. Şöyle elimizle gaza basalım. Evet, koca oğlanımız tıkır tıkır çalışıyor. Buradan da Opet'in diğer ürünlerini incelemek için başka bir yere gidiyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, İzmit'ten sonra şimdi de Köksalan Kardeşler Yağ Değişim Merkezi'ndeyiz. Burada böyle Opet rafı, bütün araçlara uygun, ne istiyorsanız size tedarik edebilecek tertemiz, nezih bir yağ değişim merkezi burası. Tabii çok farklı ürünler var. İşte Fullmax görüyorum, Fulllife görüyorum. O diğer raflarda farklı ürünler var. Onur arkadaşımız yine bize yardımcı olacak. Nedir bu yağların farkı? Nasıl seçmeliyiz? Sendeyiz Onur. Evet, tekrar hoş geldiniz sizler de. Burada ürünleri grup grup incelemekte fayda var. Her ürün aslında farklı bir araç kitlesine hitap ediyor. Mesela ilk olarak Fulltech 530 üründen bahsedelim. Fulltech 530 ürünü adı üstünde 530 viskositeli, benzinli ve dizel motorlu araçlar için uygun olan ASEA C3 sınıfına sahip ama özellikle Volkswagen 507 ve 504 teknik şartnamelerini karşılayan bir ürün. Evet. Fakat biz Volkswagen araçlarda 507-504 şartnamesi onay istenen yerlerde Fulltech 530 ürününü kullanmamız lazım. Benzer şekilde Fulllife DPF 530 ürünü ise Mercedes 229-51 özelliğinin yanında GM Dexos 2 özelliklerini de bünyesinde barındırdığı için tercih edilen bir ürün. Yani anladığım kadarıyla burada Volkswagen ve Mercedes için formülü buna göre. Çünkü her markanın kendi şartnamesi var. Şöyle, ben Mercedes için 229-51'i taşıyan her iki üründe kullanabilirim. Çünkü DPF 530 ve Fulltech 530 ikisi de bu onaylara sahip. Ama Volkswagen için özellikle bu ürün kullanılması lazım. Burada da mesela fiyatı görüyoruz. Evet, burada da bizim bazı ürünlerimizde ipuçları var aslında. Mesela Fullmax TFBD 530 TF Tofaş anlamına geliyor. Yani Tofaş grubu araçlar için uygun olduğunu. BD ise benzinli ve dizel araçlarda kullanabileceğini bize anlatıyor. Burada özellikle senin de bahsettiğin gibi Fiat 9.55-535 S1 performansını karşılayan bir ürün olduğu için Tofaş benzinli dizel 530 viskos'te de ürünümüz kullanılabilir. Bir de şöyle bir şey var tabii. Aslında 530 olduğu için sen 530 gerektiren tüm araçlarda bunu kullanabilirsin ama zaten Asea C2, API, mesela Renault RN0700 gibi hani ek onayları da belirtmiş mesela burada. Hani sadece Fiat değil. Hani onu demek istiyorum. Burada özellikle ön plana çıkan marka olarak Fiat ön planda. Fakat dediğin gibi Asea C2, API SN gibi performansları da bu ürün karşılamakta. Aslında burada benim anladığım kadarıyla işte Fullmax, Fulltech ve Fulllife markalar arasında dağıtılmış. Volkswagen, Mercedes, Fulltech gibi. İşte Ford'un sırf bir orada mesela var. Fullmax 530'dan bahsedebiliriz. Ford şurada. Nerede? Fullmax 530 ürününde özellikle Ford M2C 913D şartnamesini karşıladığı için özellikle Ford araçlarda kullanılıyor. Fulllife DPF 530 ürünün demiştik ki içinde yani ürün isimlerinde bazı ipuçları gizli. Evet. Adı üstünde bu da DPF'li araçlara uyumlu bir ürün. Dizel partikül filtresi. Benzer şekilde DPF'i bulunmayan araçlarda da biz Fulllife 530 ürününü kullanabiliyoruz. Böylelikle aslında daha uyguna yağı satın almış oluyor. Fiyat farkı vardır muhtemelen ikisi arasında. Evet. Bir diğer ürün Fullmax LE 530. Bu da yine DPF ile uyumlu bir ürün. LE ifadesi low emission, düşük emisyon anlamına geliyor. BMW burada da özellikle BMW onayı, yine GM Dexos 2 ve Mercedes'in 229-52 onayları ön plana çıkıyor. Bu araç gruplarında biz bu ürünü kullanmamız lazım. Süper. Aslında genel olarak biz ürünlerimize şunu yapmaya çalıştık. Farklı markalara göre, farklı modellere göre bir ürün grubu belirlemeye çalıştık. Yani tek bir ürünü ben tüm araçlarda da kullanabilirim ama tabii ki bu durumda yağ fiyatı çok artacaktır. Çünkü o yüzden bütün onayları karşılayacak. BMW'si, Renault'su, Opel'i, şusu busu, o zaman yağ olacak 200-300 lira neyse artık. Böylelikle dağıtarak fiyatı da o yüzden biz daha spesifik ilerlemeyi düşündük ürünlerimizi müşterilerimize sunarken. Burada da istenen teknik performansa göre optimum düzeyde ticari maliyetlerle buna ulaşmasını istiyoruz. Anladım. Daha iyi oturdu kafamda şimdi konuşunca. RN0720. Bu ürün de dediğin gibi özellikle isminden de anlaşıldığı gibi Renault araçlarda 0720 onayının istendiği yerlerde kullanılıyor. Yine binek ve hafif ticari ve DPF'i bulunan araçlarda bu ürünü kullanabiliyoruz. 530'larımızdan böyleydi. Başka neler göstereceğim şimdi bize? Şimdi de farklı viskositedeki diğer ürünlerimize bakacağız. Ha, onları da böyle bir çıf diye getirelim buraya. Evet, yeni ürünlerimiz geldi. 0.20 görüyoruz burada. Tabii artık teknoloji arttı. Toleranslar düştü üretimde ve 0.20 yağları görebiliyoruz. Ne var burada? Ford, Renault onayları var. Ve Asea C5 var. Yine o da uzak doğu pazarı için aranan özelliklerden bir tanesi. Özellikle bu ürün olduğu için mi? Japon ve Kore araçlarına hitap eden bir ürün bu. Evet. Fullmax 0.20. Yine bir başka ürünümüz Fullmax 0.30. Bu da yeni nesil ürünlerimizden bir tanesi. Özellikle Ford M2C 950A şartnamesini karşıladığı için ön plana çıkan bir ürün bu. Peki bunu tüketicinin bir şekilde nereden öğrenebilir? Yani buna bakıp Google'a yazsa ne olduğu çıkar mı model olarak? Burada en doğru yöntem kullanıcının aracın bakım kitapçığına bakarak bunu kontrol etmesi. Zaten orada yazıyor. Bakım kitapçığını kontrol ettiğinde bu ifadeyle karşılaşacak ve orada muhtemelen 0.30 viskosada ürün kullanması gerektiğini de bulacaktır. Bir başka ürünümüz Fullmax 10.30. Bu da özellikle Ford'un M2C 921A şartnamesini karşıladığı için hafif ticari araçlara daha çok tercih edilen bir ürün. 7 litre zaten transit. Evet, zaten hafif ticaride kullanıldığı için ambalaj boyutu da diğerlerine göre daha büyük. Burada farklı ürünlerimiz var. Otomotiv sektöründe kullanılan mesela fren sıvıları, HBF DOT 3, DOT 4'ler var. Bir başka ürün grubu ATF'ler, otomatik şanzıman yağları. Evet. Burada DX2, DX3, DX6. Önemli bulduğum bir başka nokta LPG'li araçlar aslında. LPG önemli. Türkiye'nin biliyorsun Türkiye'de çok yaygın. %40'a yakın. 40'a yakını LPG. Ediyorum. Biz nasıl benzinli araçlarda benzinli motor yağları, dizellerde dizel motor yağı kullanıyorsak LPG'li araçlarda da buna uyumlu bir motor yağı kullanmamız lazım. Motor sistemi çünkü LPG'li araçlar daha farklı. Bunun özelliklerini tabii daha gösteren, yüksek ısı var. Daha yüksek zorlanmalar olabiliyor. Bu sebeple Biz de LPG'li ürünleri geliştirdik. Türkiye'de de bu konuda en önde yer alan firmalardan bir tanesiyiz. Farklı viskozitede LPG ürünlerimiz var. Bir başka viskozitedeki ürünleri inceleyelim. 540 viskozitede iki ürünü görüyoruz burada. Biri Fullmax 540, diğeri Fulltech LD 540. Antifrizlerimiz mavisi mi iyi, kırmızısı mı iyi Onur? Bu aslında yanlış bilinen bir durum. Piyasada tabii ki çok yaygın, halk arasında çok yaygın. Mavi antifriz, kırmızı mavi antifriz. Mavi sentetik, kırmızı organik. Değil mi? Hep öyledir bilinen. Evet, öyle biliniyor ama bu yanlış bir ifade. Ben istediğim her renkte antifriz üretebilirim. Burada temel nokta aynı madeni yağlarda olduğu gibi antifrizlerde de taşımış olduğu performans ve onay seviyeleri. Ben antifrizimin aracıma uygun mu değil mi noktasında karar verebilmem için şartnameleri kontrol etmem gerekiyor. Burada tabii üreticinin o blokta, kapakta kullandığı materyal çok önemli. Antifriz de ona göre seçmek lazım. Kesinlikle öyle. Bunların da yine motor yağları gibi testleri yapılıyor ve üreticiler bu testler neticesinde uygun antifrizi belirliyorlar. Tabii. Biz de bu antifrizleri bu şekilde uygun sınıflarda üretiyoruz. Yani antifriz seçiminde aracın teknolojisine göre seçmek önemli. Gerçekten aşınmayı ya da o blok içindeki aşınmasını farklı etkileyebilir. Yani bütün sıvılar var. Şanzıman yağları da var bildiğim kadarıyla. Evet. Onlar da ayrı bir dünya zaten. Onlar da ayrı bir dünya. Şanzıman yağları, diferansiyel yağları. Diş sistemleri içinde farklı ürünlerimiz mevcut. Evet, ürünleri gördük. Fikirtepe'de Köksalan Kardeşler Yağ Değişim Merkezi'ndeyiz. Asıl işi sen kurdun değil mi abi? Evet. Kaç senedir? 32. 32 senedir, 30 senedir bu işi yapıyoruz evet. Peki. Yağ deyince de akla Opet gelir. Opet yağından çok memnunuz. Sadık kaliteli müşteri. Evet. Teşekkür ederiz abi. Evet. Evet arkadaşlar, gün sonuna geldik. Bol bol yağ konuştuk. Önce İzmit'teydik, şimdi Fikirtepe'ye geldik. Opet Fuchs'un tüm madeni yağ grubunu tanımış olduk. Bu videomuzdan böyleydi. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.